2016 yılında yerimi ölçtürdüm. Yerimde bu gördüğünüz binanın olduğunu fark ettim. Zaten akrabalarımız olur. Kendilerine söyledim. Git, hakkım varsa mahkemede ara dediler. Gittim mahkemede aradım. 2. Asya Hukuk Mahkemesi'ni 2016'da açmış olduğum mahkemeyi kazandım. İstinaf ve Yargıtay'dan 2020 Temmuz ayında gerekçeyle kesinleşmiş karar gelmiş bulunmaktadır. Binanın 16.61 metrekarelik kısmına yıkım kararı verildi. Fakat buraya defalarca anlaşmak için müracaat ettim. Kendilerine başvurdum ama hiçbir şekilde anlaşma yolunu seçmediler. Defalarca tehdit edildim, hakaret edildim, darp edildim, öldürülmeye teşebbüs edildim. Daha sonra hiçbir şekilde anlaşma yolunu seçmediler. Hep zorbalık yolunu seçtiler. Bununla ilgili adli tıp raporlarım var. 2. Asya'nın kesinleşmiş kararı var. İcra ve İl Özel İdaresi buralara devamlı memurlarını gönderdi. İcra müdürünün gönderdiği tutanaklarda vatandaş Yunus İlhan'ın 15 gün süre verildi. 15 gün süre içinde binanın yıkılması, kaldırılması, fazlalık kısmının kaldırılmasına karar verildi. Fakat hiçbir şekilde uygulanmadı. 20 aydan beri ben defalarca tehdide, hakarete, küfüre maruz kaldım. Fakat hiçbir şekilde çözüm bulamadım. Maalesef Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yargıtay kesin kararının uygulanmasını istiyorum. Vatandaşa verilen 15 gün süre üzerinden geçeli 1 yıl olmuştur. 1 yıl olduğundan beri hiçbir şekilde bir işlem yapılmamıştır. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bak. Baltaya attı bize. Baltaya attı bize. Baltaya. Kaç kaç. Senin elindeki ne? Bu ne lan? Bu ne? Bu. Bak. Sedat, gel. Senin elindeki ne? Bak.